Selamünaleyküm değerli dostlarımız. Bünyamin Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine inşallah köydeyiz. Şöyle bir köy vlogu yapacağız. Bahçemizin gördüğünüz gibi bahçesinde ıhlamur vardı. Açmış ıhlamurlar. Şimdi arkadaşlar tepeye ulaşamadık. Ihlamuru nasıl indiririz diye onun çabasındayız. Bakalım başarabilecek. Yukarıdakini ip attık yukarıya. Ne o, halat mı? Evet, halattan bu tarafa eğebilirsek ıhlamurları toplayacağız inşallah. Arkadaşlar birazını şöyle dalın alt kısımlarından topladık. Bak gördüğünüz gibi maşallah köyde doğal ortamda müthiş bir ıhlamur olmuş. Evet. Arkadaşlar şimdi şu yukarıdaki ıhlamurları toplamanın çaresini arıyoruz ama ahayın. Ucuna doğru da onu çiğ trası var bu yana. Suda mı bakayım? Aynen. Ne kadar uca takarsan o kadar istek olur. Tamam. Nerede tutuyor? Aa. Şöyle topladık. Gölgede kurutmaya bıraktık. Bir kısmı da şöyle leğenin içinde arkadaşlar. Büyük büyük çok güzel yetişmiş. Evet arkadaşlar bugün köyden başladık. Şimdi de nereye geldik? Bağlara geldik. Bağların hali pek iç açıcı değil. Evet ne demişler atalarımız? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Burası herhalde dağ olmuş. Evet. Halil İbrahim ne oldu bu bahçeye böyle? Dağlar dağ olmuş abi dediğin gibi. Aynen şöyle bakım ister ya. Eskiden insanların buralardan geçimini sağlarmış. Kayısıyı kurudur, üzüm, pekmez. Ama maalesef şimdi görüntü bak. Görüntü bakım istiyor. Aynen bakmazsan dağ olur diyorlar ya. Dağ olmuş. Evet arkadaşlar buralar bizim bağlar bölgesi, çoraklar bölgesi. Rüzgar desiyor bir yandan. Evet buraların papatyaları bir değişik oluyor bak. Renkleri de farklı arkadaşlar. Şöyle ne güzel. Köye de dün güzel bir yağmur yağdı. Şu an hava serin. Şöyle artık ekinler ermiş arkadaşlar. Bak önümüzde gören bir arpa tarlası var. Burası birkaç gün sonra işlenecek. Evet arkadaşlar hemen bak yan tarafında bir de buğday tarlası var. Şöyle. Sözde buğday ekmişti. Ama çavdar daha çok herhalde. Aynen. Arkadaşlar şöyle karşı taraf bizim köy. Maşallah bu sene yağmur bol olunca ekinlerde gördüğünüz gibi bak adam boy ekin olmuş. Bağlarımız bunlar. Şöyle eskiden köfelerle üzüm çekerlerdi. Öküzlerle, kağnılarla pekmez yapılırdı bu üzüm bağlarından. Yağmur işte bu hale getirmiş. Yollar şu an gördüğünüz gibi su dolu. Nereden gelin böyle maşallah? Oraya sac aldık, kum aldık. O biraz inşaat varmış da onu yapacak. İyi maşallah. Bizim Mustafa abi inşaata mı başlayacaksın? Allah ahırda biraz anamın bayağı bir tadilat isteyen yer vardı. Orayla uğraşıyorduk. İyi maşallah. İyi. Gitmeden dedim orayı halledeyim anama rahat etsin. Tabii tabii. Arazinin keyfi de güzel. Çok güzel mahsul var Bünyamin. Nereye gidersiniz?
Biz nereye gidiyoruz? Biz geziyoruz. Vallahi geziyorsun yani. Geziyoruz. Araziyi geziyoruz. Bulabilirsek vişne toplayacağız. Çay pişireceğiz öyle mi? Çayımız... Var mı bu yanda arazi var mı sizin? Arazi Alibingarı tarafında var. Vardır ya vişne. Evet. Vardır ya. Gerçekten maşallah süper vardır ya. Vişne. Evet Serhat. Suya, sulardan geçebildin mi? Geçebildim. He? Evet. Serhat'ın cross motoru. Ama çamur olmuş buralar hep Serhat. Hadi güle güle. Evet arkadaşlar arazide devam ediyor çekimlerimiz. Evet cross. Şu an test ediyor cross. Vişnenin olduğu tarlaya doğru gidiyoruz. Bu arada tabi arazinin tam şu an mahsul zamanı. Meyveliklerin içine geldik. Şöyle vişne dallar arkadaşlar. Arpa böyle oldu işte. Maşallah arpanın boyu da güzelmiş ha. Omuzu yatırmış. Çok güzel. Şöyle meyveliklerin arasında eski bağ evleri de var arkadaşlar. Bizim orada da vardı. Şu an herhalde yıkıldı orası. Burası iğneler yolu arkadaşlar. Vatandaşın bir tanesi tellemiş burayı. Güzel ev yapmış bak şöyle. Burası hiç güneş görmüyor bak gördüğümüz gibi. İki tarafı da dallar kapatmış. Buraya ne diyelim? Sevgi yolu mu diyelim? Sergi yolu. Sergi yolu, sevgi yolu. Bak şu manzaraya bak. Çakılalı bak. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz. Araziden gelirken arabanın tekerlerine çamur dolaşmış. Şu anda da atıyor. Bizim tarlaya doğru yaklaştık. Az kaldı. Şurası bizim tarla arkadaşlar. Bizim burası bahçe şöyle. Hemen girişinde bir erik dalı var. Kendi kendine yetişmiş vişne dalları var burada. Bunların hiçbirisi ekilmedi. Birbirinin kökünden çoğalarak gitti böyle arkadaşlar. Tarlada kendi haline yetişmiş. İlaç yok, sulama yok. Kendi kendine şöyle doğal vişne olmuş bak. Şöyle kameraya bir yaklaştırayım görün inşallah. Gördüğünüz gibi doğal kendi kendine oluşmuş. Bunun hoşafı çok süper olur. İlaç yok, bir şey yok. Toplaması biraz zor ama tabii her zahmetin bir rahmeti olacak illaki. Veya her rahmetin bir zahmeti olacak. Öyle söyleyelim. İnşallah bildiğimiz kadar toplayacağız. Ondan sonra geri köye gideceğiz. Nerelere dolaştın Serhat motorla? Vallahi olan araziyi dolaştım ben. Nasıl şey performans? Performans güzel. 200'lük neresi miydi bu? Nere 200. Nere 200. Tavsiye eder miyiz? Nasıl eriğin tadı güzel mi? Erik de güzel. Erik güzel tabii. Tamamen doğa. Sıfır ilaç. Evet arkadaşlar. Bu eriğin lezzeti çok güzel. Yılların kavakları bunlar. Evet hasat zamanı. Erik bir yandan, kiraz bir yandan, vişne bir yandan.
Maşallah. Rabbim vermiş. Arkadaşlar burası Alı Pınarı. Şu an tulumbadan eski yöntemle enişte su çıkarıyor. Su ağzında değil mi? Kendisi mi çıkarıyor? Hocam buralarda su 2 metredi. Bazen kendi akardı buralar. Evet. Yeraltı suyunun en yoğun olan bölgelerden bir tanesi bizim burası. Buralarda arkadaşlar bir temizlik görüyorum. Sağ olsun Şahin birkaç gün önce burayı temizlemiş. Şöyle yoldan gelip geçenler burada bir eğleniyor, dinleniyor. Ama maalesef her gelen bir pislik bırakıp gidiyor. Lütfen bulunduğumuz yerleri temiz tutalım. Bir başkasının dahi gelip burada dinlenecek, istirahat edecek olmasını unutmayalım. Yani aslan yattığı yerden belli olur derler. Dolayısıyla her gittiğimiz yerde temizliğe özen gösterelim. Esas Alı Pınarı şu aşağıda arkadaşlar. Burası şifalı bir su arkadaşlar. Çıbanlara falan böyle iyi geliyor. Burası yıllardır böyle akıyor arkadaşlar. Şöyle dağın dibinden geliyor. Önceden daha çoktu. Şu an biraz azalmış. Şuradan akan su bayağı bir çoktu. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil arkadaşlar. Tabiata özen gösterelim arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar temiz tutmaya çalışalım. Şuralar falan hep otluktu. Sağ olsun Şahin temizlemiş. Burası da şöyle Alı Pınarı'nın yanında küçük bir mescit. Gelen geçen şöyle namazını kılıyor. Yoluna devam ediyor. Şuralar böğürtlenler arkadaşlar. Olduğu zaman da güzel oluyor. Lezzetli, doğal. Şu an daha olmamış. Şöyle yakından gösterirsek daha gördüğünüz gibi çiçekteler. Kara tut da diyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bunlara burada böğürtlen diyoruz. Mescidin şöyle hem bayanlar için hem baylar için bir küçük tuvaleti var. Yanına da şöyle güzel bir meşe ağacı ekilmiş arkadaşlar. Güzel bir hizmet. Yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, şöyle köyden çıktık. Sebzelikleri, meyvelikleri, araziyi dolaştık. Sizlere doğal ortamları göstermeye çalıştık. Ufak bir köy vlogu yaptık. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Dünya Menbaacı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımızda kalın inşallah.